Efendim gelinin mutfakta da geldik tadım bölümüne. Önce tadımı ben yapacağım, daha sonra gelinlerimiz buraya gelecek ve kayınvalilerimizi alacağız. Bakalım ilk tabağımız nasıl? Tavuk güzel pişmiş. Kabuğu güzel. Şey değil ama tuzsuz. Fena olmamış. Şimdi daha ilk tabakta bu kadar şey yapmayayım. Sert yorum yapmayayım. Bakalım ikinci tabağımız nasıl? Bu da fena olmamış. Ama böyle hani wow diyebileceğim iki tabak değil maalesef. Bakalım üçüncü tabağımız nasıl? Tavuğu pişmiş. Fena değil bu da. Bu da fena değil. Ama yine bugün wow diyemedim. Yani üç tabaktır. Bilmiyorum. Şeyini çok, tuzunu az koymuşlar bence. Tuzuyla ilgili problemi var. Tavuklar güzel pişmiş. Tavuklarla ilgili bir derdim yok. Mantarlar da güzel. Bugün bir hayal kırıklığına uğradım. Fettuccine konusunda. Evet, ilk defa yaptılar. Puanlarımı vereyim. Onur Bey, bugün çok güzel yaptım yemeğimi. Sizden 5 puan bekliyorum. Lütfen 5'i bana gönderin. Onur Bey, makarnam şahane oldu ya. Böyle tam al dente kıvamında. Bence tam sizin damağınıza layık. Lütfen 5 puanı bana verin. Üçüncü tabağa 5 veriyorum. Birinci tabağa 3 veriyorum. İkinci tabağa 2. Dördüncü tabakta maalesef 1 puan. Şimdi bakalım 2 puan hangi geline gidiyor? Kaldırdım Aysun. Maalesef 2 puan Aysun'a gitti. Ben de yazayım bir yandan. Şimdi geldik birinci tabağa. Birinci tabağa efendim 3 puan vermiştim. 3 puanın sahibi olan gelin. Kaldırdım Zeynep. Zeynep 3 puanın sahibi oldu. Bakalım 5 puan Ezgi'nin mi yoksa İlayda'nın mı olacak? Bakalım günün ilk 5 puanı hangi geline gitmiş? Kaldırdım İlayda. İlayda 5 puanın sahibi olurken maalesef Ezgi 1 puanın sahibi oldu. Vallahi biraz hayal kırıklığına uğradım bugün gelinler tarafından. Evet, bu da üçüncü tabak da beşlik bir puan değildi ama 5 puan vermek zorunda kaldığım için 5 puan verdim. Evet, ilk defa yapmış olabilirler ama kıvamını, sosunu iyi ayarlayın demiştim. Maalesef hiçbirinde bunu göremedim.